Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu hafta PES'te bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. Ve anlatacaklarımız mobil tarafı için geçerli. Konsolda yeni bir gelişme olmadığı için konsolla alakalı şimdilik bir etkinlik bulunmamakta. İlerleyen zamanlarda büyük güncelleme geldikten sonra konsolda oynayan arkadaşlarımıza da yeni etkinlikler gelmeye başlayacak. Bu videomuzda değineceğimiz her şey mobil kullanıcıları için geçerli. Bugün biteceklere baktığımızda Cuma günü 2 tane maç day gelmişti. Oynamadıysak 17 çift sıfıra kadar oynayabiliriz. Sonrasında 17-15 gibi finallerini seyret diyerek GP kazanabiliyoruz. 2 tane maç day olduğu için de maksimum 30 bin GP vermekte. Haftalık etkinliklerin bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Ayrıca Perşembe günü gelen Efsane Boxer abla yine Perşembe'ye kadar devam ediyor. Perşembeleri maksimum seviyelerini paylaşamıyoruz. Gündem çok yoğun oluyor. İkonlarda, Player of the Week'lerde biraz gölgede kalıyor Efsane Boxer abla. Belki top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa şu anki Efsane Boxer abla'daki oyuncuların maksimum seviyeleri de bunlar. Çok yüksek seviyeli futbolcular değiller. Denislav 94, Batistuta 94, Jungberg 90, Nakata 93, Puyol 94, Patrick Vieira önemli bir futbolcu. 95, kaleci Şeygım'ın 88, maksimum seviyesi 88, Salas 93, Roberto Carlos 93, Gullit 95 seviyeye kadar çıkmakta. Şu an Player of the League'de yer alan futbolcuların da maksimum seviyeleri bunlar. Belki top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. En yüksek seviyeli futbolcular 99 seviyeye çıkan Lewandowski ve Benzema. Gündemi, yarının gündemine geçtiğimiz zaman yarın yeni bir kampanya geliyor ama aslında çok bir kampanya da denemez buna. Hediyeler çok düşük. Hediyeler bunlar arkadaşlar. Konami dedi ki 2 haftalık bir kampanya getireceğim. Yarından itibaren başlıyor bu kampanya. 2 hafta sürecek. Peki ne veriyor? Özel antrenör. 5 yıldızlı bile değil, 3 yıldızlı özel antrenör vermekte. Yanında beceri fişi, pozisyon takviyesi ve menajerler için uyguladığımız yönetim beceri desteği. 3 tane öğe hediyesi var. Ayrıca özel antrenör, fakat oyuna girdiğimizde doğrudan bize hediye edilmeyecek bu. Etkinliklerde maçlar oynadıkça kazanacağız. Etkinliklerin içerisine bu hediyeleri gömmüşler. Yarın gelecek etkinliklerin hediyelerine baktığımız zaman örneğin bu kulüp challenge etkinliğinde 3 yıldızlı özel antrenörden 10 tane verecekmiş. Bir diğer kulüp challenge etkinliğinde de 3 tane beceri fişi, 3 tane pozisyon takviyesi ve 3 tane yönetim beceri desteği hediyeleri bulunacak. Maçları oynadığımız zaman, oyuna karşı bu etkinlikleri yaptığımızda bu hediyeleri alabileceğiz. Öyle aman aman hediyelerde değil, kampanya yapıyor ama MyClub parası vermiyor. Çok uzun zamandır Konami MyClub parası hediyesinde bulunmadı. Eskiden eFootball puanı çıkmadan önce genelde hediyeler MyClub parasıydı. Ve sonrasında eFootball puanını çıkardı Konami. Birçok hediye eFootball puanına döndü. Örneğin canlı yayınlar oluyordu, tıklıyorduk, 300 eFootball puanı veriyordu. Çok eskiden MyClub parası veriyordu. Şimdi de artık bu tarz hediyeler veriyor. Özel antrenör bile 5 yıldızlı değil, 3 yıldızlı. Bari 5 yıldızlı verseydi. Bu hafta FunSchoose bekleniyor arkadaşlar ve bu haftanın heyecan verici aslında gelişmesi bu diyebiliriz. FunSchoose derken fanların seçimi, yani hayranların seçimi. Konami Şubat ayında bir mesaj paylaşmıştı oyun içerisinde. 500 milyon indirmeyle alakalı bir kampanyayı tamamladık. O kampanyanın içerisinde böyle bir etkinlik vardı. Japon Twitter sayfalarından bir tweet paylaşmışlardı. Bir mesaj, onun altına en çok adı yazılan futbolcuları mor kart yüksek seviyeli olarak, hatta her futbolcuya özel kart tasarımı şeklinde getireceklerini söylemişlerdi. Açıklamaya da bakalım. Ve bunu dedi ki Mart sonunda getireceğiz. Mart'ın sonuna geldik. Bu haftada Mart'ın son haftası. Artık FunSchoose'un gelmesi gerekiyor. Bununla alakalı Konami'nin önemli bir mesajı vardı. En önemli yeri ben kırmızıyla seçtim arkadaşlar. Üstünde şunu diyor. Öne çıkan oyuncu kartı olarak seçilen oyuncular mor kart olarak gelecek ama her oyuncuya özel bir kart tasarımı olacakmış. Bu kadarı sizi heyecanlandırmaya yetmediyse en iyisini sona sakladık. Bu özel temsilciyi hediye olarak vereceğiz diyor Konami. Özel temsilci verdiğinde bedava top açma hakkından bahsetmekte. Genelde böyle bir açıklama yaptığında Konami bedava top açma hakkı veriyor. Bununla alakalı bir tane bedava top açma hakkı vermesi gerekiyor Konami'nin. Buradan da ücretsiz kadromuza mor kart oyuncu dahil edebiliriz. Peki hangi futbolcular gelebilir? Ben göz ucuyla baktım. İnsanlar neyi yazmışlar Twitter'da? En çok Ronaldo'yu gördüm. Ya Cristiano Ronaldo ki bu oylama yapıldığında yüzlük kartı oyuna gelmemişti. Çok önceden yapıldı bu oylama. Yakın zamanda Ronaldo'nun yüzlük kartı geldi. Çıkaramayanlar için tekrar gelebilir. Ben Haaland'a oy vermiştim. Bir 100 Haaland gelir mi diye. İkinci en çok yazılanı Haaland olarak gördüm. Ve Mesut Özil de çok fazla yazılmış. Twitter'da ülkemizden özellikle birçok arkadaşımız Mesut Özil'e de yüklenmiş. Yorumlarda Mesut Özil'i de çok fazla gördük. Belki mor kart olarak
Bu hafta kendisini görebiliriz. Yer alacak oyuncular kendi özel kart tasarımlarıyla olacak ve umarız yüksek seviyeli futbolcular olur. Yani beklentinin üzerinde olursa gayet iyi olur. Yarın gelecek maç değerlere geçtiğimizde iki tane maç değeri gelecek. Yine az maç değeri geldiği için az My Club parası, az e-futbol puanı kazanacağız. Perşembe günü şimdi Player of the Week lig maçları oynanmadığı için lig maçlarına bakaraktan Player of the Week gelmeyecek. Fansçus etkinliği bu hafta beklendiği için belki farklı bir Player of the Week gelmeyebilir. Eskiden Konami milli maçlara bakarak da Player of the Week getiriyordu ki milli maçlar oynanıyor resmi ya da hazırlık maçları kapsamında. Fakat onunla ilgili şimdilik bir açıklama yok. Belki sadece bu hafta Fansçus'ta olabilir. İkonlar şimdi Konami ya Manchester United ya Barcelona'ya getiriyor. O kadar fazla gördük ki bu takımı. Artık bu hafta da yine Barcelona mı yapar, farklı takımlar mı yapar? Merakla bekliyoruz. Resmi açıklama yok. En çok istediğiniz ikon takımı hangisi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyuna eklenen mesela Drogba henüz daha gelmedi. Raul henüz daha top açılımına gelmedi. Onları da bekleyen birçok arkadaşımız var. Umarız en çok istediğimiz ikon takımı gelir ve en az My Club parasıyla o futbolcuları çıkarabiliriz. Ayrıca Baxdrav gelecek. Baxdrav artık çok belki heyecanlandırmıyor bizi. Çünkü bazı efsaneleri eklemiyorlar. Ronaldinho'yu, Rummenigge'yi, David Beckham'ı bekleyen arkadaşlarımız var. Elinde olmayıp en azından efsanesini çıkarmak isteyen arkadaşlarımız. Onları bile Baxdrav'a eklemiyor. Ben de Ronaldinho'yu bekliyorum. Hiçbir Ronaldinho'nun kartını ana hesabıma çıkaramamıştım. Efsane Baxdrav'a da eklemedi Konami hiç. Cuma gelecek maç değiller. İki tane maçta yine Cuma günü bizleri bekliyor olacak. Geçtiğimiz günlerde Konami'de eFootball 2022 ile alakalı önemli paylaşımlarda bulunmuştu. Oyunun ne zaman çıkacağını resmi olarak paylaşmadı ama konsol tarafına daha önce çıkması bekleniyor. Mayıs ayı gibi. Mobile'de en geç Haziran ayında oyunun çıkması beklenmekte. Mayıs sonu Haziran ayı gibi. Mobile'de de büyük güncelleme olabilir deniyor. Bir aksilik olmazsa öyle bir beklenti var. Ve mobil için de tablette, telefonda oynayan arkadaşlarımız için de minimum sistem gereksinimlerini Konami paylaştı. Bunlar bir de minimum özellikler. Android için Android sürümü en az 7 olacak dedi. 7 ve üzerindeki cihazlarda yeni oyunu oynayabiliriz. Ayrıca RAM de en az 2 GB olacakmış. Bir de bunlar minimum özellikler. Belki bu özelliklere sahipsek minimum özelliklere en düşük grafik ayarlarıyla oyunu oynayabiliriz. Yüksek grafik ayarlarıyla oynamak istiyorsak daha iyi özelliklerde cihazımızın olması lazım. iPhone tarafına geçtiğimiz zaman iOS tarafına orada da telefonda iPhone 6S ve üzeri olsun diyor. Örneğin 6. Bizim ülkemizde çok kullanılıyor iPhone 6 ki benim PES Mobile ilk başladığımda kullandığım telefon iPhone 6 idi ve YouTube'a başladığımda da ben iPhone 6 kullanıyordum. Aylarca iPhone 6 ile videolar çektim. Hatta her zaman yanımda da bulunuyor. iPhone 6 benim için çok ayrı bir yere sahip çünkü hem PES Mobile kendisiyle başladım. Hem de YouTube'a da kendisiyle başlayarak aylarca bu telefondan videolar çektim. Küçük bir telefon. Özellikleri de artık kaldırmıyor. Hatta kenarlarında şerit olur iPhone'ların. Ekran o kadar küçük ki parmaklarımdan ben ekranı göremiyordum. Şut çekiyorum. Hani top avuta gittiğini anlıyorum çünkü gol olmadı. Ama nasıl avuta gitti göremiyordum. Parmaklarım ekranın yarısını kapatıyordu. Ama bizde anısı olduğu için de hep yanımda tutuyorum. Masamda bir kenarda duruyor kendisi. Üzücü olan taraf şu. Artık bu iPhone 6 PES'in yeni oyununu kaldırmayacak. Konami 6S ve üzeri için açıklama yaptı. iPhone 6 cihazına sahip olan arkadaşlarımız yeni oyunu oynayamayacaklar. Büyük ihtimalle şöyle olabilir. Diyelim ki telefonumuz iyi özelliklere sahip değil. Android 2 GB değil de 1 GB RAM'e sahibiz. Minimum sistem gereksinimlerini karşılamadık. Benim eski bir tabletim var. Android 5.1 yüklü orada. Şu şekilde olmakta. Ben oyunu indiriyorum. PES'i indiriyorum eski bir cihaza. Oyuna gir dediğimde simsiyah ekran geliyor ve oyundan atıyor. Eğer bir cihaz yeni oyunu kaldırmıyorsa genelde o tarz hatalar veriyor. Bazı hani indirmenin bir yolunu buluyorum. Hatta bazı cihazlara der ki desteklemiyor, indirilemez diye. Ben her yolu buldum. Farklı yollar denemiştim. O eski tabletime oyuna indirdim. Ama girdiğimde yine girmiyor. Çünkü özellikler kaldırmıyor. Tablet yine hata mesajı verip oyundan atıyordu beni. Özellikle de eski cihaz kullanan arkadaşlar için yeni oyun çıktıktan sonra girmenin bir yolu var mı? Oyunu oynamanın bir yolu var mı? Ben de araştırırım. Bulursam da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Umarız eFootball 2022 beklentilerimizi karşılar. Hem konsol hem de mobil için güzel bir oyun olur. Keyifle oynarız. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.